Herkese merhaba. Ben Harun Akdemir. Bugünkü videomuzda kriyoparametrik içinde tasarım sırasında sizlere kolaylık sağlayacak olan püf noktalardan bahsedeceğiz. Şimdiki konumuz constraint setler. Constraint setlerle arkadaşlar montaj içerisinde birden fazla setler oluşturabiliriz. Bu setleri parçaları alternatif konumlarda birleştirmek için etkinleştirebilir veya devre dışı bırakabiliriz. Birden fazla alternatif setleri oluşturduktan sonra BTC Constraint Set adlı bir parametre ile de yönetebiliriz. Bu parametre değerini aktif etmek istediğimiz seti girdiğimiz zaman kullanabiliriz. Ya da manuel bir şekilde Edit Definition komutuyla da setleri aktif veya deaktif duruma getirebiliriz. Şimdi bir örnek yapalım. Geldim, şöyle bir modelim var. Bu model üzerinde iki farklı set oluşturacağım. Bir açık montaj olacak, kapağı açık bir şekilde. Bir de kapağı kapalı bir şekilde montaj oluşturacağız. Geldim, set 2 parçama geliyorum. Şöyle montaj ilişkilerini tanımlayalım. Geldim, şöyle şuradan şurası. Sonra geldim buradan burası. Şu şöyle kapalı olsun, 0 derece diyelim. Şöyle şu ilişkiyi de verelim. Şimdi geldim sete, şuraya close diyorum. Enter'a bastım. Seti close yaptım. Şimdi bu seti deaktif duruma getireceğim. Yani montaj ilişkilerini deaktif duruma getireceğim. Set enable diyorum. Yeni bir set oluşturacağım. New set deyip geldim burada yeni bir montaj ilişkisi vereceğiz. Şöyle biraz oryantasyonunu ayarlayayım. Şöyle tekrar benzer ilişkileri tanımlayacağım. Sadece açı değerini değiştireceğim. Şunla şurası. Sonra şurasıyla şurası. Açı da 120 derece olsun diyorum. Şöyle flip yapayım. Bu şekilde. Bu sete de gelip sete tıklıyorum. Open diyorum. Sonra geldim. OK diyorum. Şu an açık sette. Geldim. Edit Definition diyorum. Mesela sete geliyorum. Close'a. Bakın open şu an açık. Set enable diyorum. Close'a geldim. Close'u aktif et diyorum. Bu şekilde açık veya kapalı bir şekilde oluşturabilirsiniz. Bu manuel bir şekilde düzenleme. Bir de BTC Constraint Set parametresi ile de oluşturabiliriz. Geldim open'a. Set enable diyorum. OK diyorum. Parametreyi oluşturduğumuz zaman ise geldim buraya, metrelerine gelelim. BTC Constraint Set diyorum. Sağ tarafa attım. OK diyorum. Geldim. Burada şu an open aktif. Open değil de geldim close diyorum. Enter'a basıyorum. Ctrl G deyip güncelliyorum modelimi. Bakın bu şekilde kapalı montaj geldi. Open yazıyorum. Enter'a basıyorum. Regenerate ediyorum. Açık montaj. Bu şekilde bileşenleri alternatif ilişkiler tanımlayabilirsiniz. Şimdiki konumuz Make Flexible. Make Flexible'la birlikte modellere esneklik sağlayabiliriz. Montaj içerisindeki yaylar, klipse ve lastik gibi parçalar montaj durumunda geometrik farklılıklar gösterebilir. Kriyoparametrik içerisinde bu tür parçalara esneklik sağlayarak geometrik farklılıkları ekleyebiliriz. Şöyle bir örnek üzerinde yapalım. Parçamızı açalım. Şurada bir yay modelim var. Bu yay modeline esneklik sağlayarak montajdaki diğer unsurların değişimine göre esnek bir hareket sağlamasını yapacağız. Geldim. File Prepare Model Properties. Şöyle bir flexible, yani bir esneklik tanımlayacağım. Şu an herhangi bir tanımlama mevcut değil. Change diyorum. Change dedikten sonra karşıma çıkan pencerede bu esneklikleri ölçülerine göre yapabilirsiniz. Parametrelere göre yapabilirsiniz. Bazı parametreleri ekleyip çıkarabilirsiniz. Yüzey finişlerine göre yapabilirsiniz. Geometrik donanımları kullanabilirsiniz. Farklı malzemeler atayabilirsiniz. Ya da future'ları kaldırabilirsiniz.
Şu anki durumda dimension'ları kullanarak ölçüsel bir esneklik vereceğim parçama. Geldi, noktayı seçtim. Daha sonra geldim, ölçüyü seçiyorum. Okey dedim. Bakın, mevcut olan ölçüye attı 18 milim. Bu ölçünün esnek bir ölçü olmasını istediğim için seçtim. Okey diyorum. Okey dedim. Bakın burada tanımlı bir flexible olduğunu söylüyor. Close deyip kapattım. Şimdi montaj ortamına gelelim. Assembly deyip parçayı çağıralım. Çağıracağım parçada bir esneklik varsa eğer, bu şekilde bir pencere karşıma çıkıyor. No dediğim zaman esneklik kullanmadan normal montajımı yapabilirim. Yes dersem eğer mevcut esnekliği kullanabilirim. Geldim. Orijinal ölçüm 18 milimetre. Buradan sayısal bir değer girebiliriz. Ya da herhangi bir kör uzunluğunu referans alabilirsiniz. Gelip burada bir kör uzunluğunu seçebilirsiniz. Ya da burada işte mesafe, açı gibi referanslar kullanabilirsiniz. Ben mesafe referansını kullanmak istiyorum. Distance dedim. Geldim diyorum ki şu noktayla şu nokta arasındaki mesafeye göre değişiklik göstersin diyorum. Okey dedim. Daha sonra okey diyorum. Referansları tanımladık. Geri kalan işlemler normal montaj komutları. Geldim şöyle şu noktayla şu nokta coincident diyelim. Geldim şu nokta ile şu nokta coincident. New diyorum, paralellik. Tab düzlemi ile şu yüzey paralel olsun diyorum. Okey dedim. Montajımızı tanımladık. Şimdi şu parçalarda bir değişiklik olduğu zaman yayında aynı şekilde montaj ilişkisini koparmadan değişmesini istiyorum. Geldim sete, burada iki setim var. Şu an set 1'de. Geldim set 2'yi açıyorum. Enter dedim. Regenerate ediyorum. Bakın bu şekilde montaj ilişkimi kopmadan parçaya esneklik sağlayabiliyoruz. Set 1 diyorum. Tekrardan regenerate ediyorum. Bu şekilde düzenleyebiliriz arkadaşlar. Tekrar set 2 yapalım. Regenerate diyelim. Malzeme parçalara bu şekilde esneklikler sağlayabiliriz. Şimdiki konumuz radüsler. Radüsleri oluştururken bazı opsiyonlarımız var. Bu opsiyonlarla birlikte daha kolay istediğimiz şekilde radüsleri oluşturabiliriz. Örneğin değişken çaplı radüsler oluşturmak istediğimiz zaman round diyorum. Geldim. Şöyle radüs atacağım kenarı seçiyorum. Normal radius çapım 20 milim. Ama farklı, örneğin 20 milim ile başlasın 50 milime kadar belirli periyotlarda radius'un artmasını istediğiniz zaman şöyle set tabına gelip şuradaki radius kısmında sağ tık yapıp add radius diyorsunuz arkadaşlar. 50 milim diyorum. 20'den başlayıp 50'ye doğru gidiyor arkadaşlar. Şöyle sağ tık add radius dersiniz, araya farklı değerlerde radius'ler de atabilirsiniz. Sağ tık add radius diyorum. Geldim 30. Şöyle lokasyonlarını da ayarlayabilirsiniz. Bu şekilde lokasyonlarını da ayarlayabilirsiniz. Şuradan sayısal değerlerde de ayarlayabilirsiniz arkadaşlar. Mesela bu da gelsin 0.4'te olsun diyorum. Böyle baktığınız zaman farklı radüslerde, farklı radüs değerlerinde bir köşe yumuşatmaları da sağlayabiliriz. Bir diğer yöntemimiz ise bir körbü takip ederek radüs oluşturabiliriz. Round diyorum. Geldim. Kenarımı seçtim. Daha sonra true curve diyorum. Geldim. Şu körbü takip ederek radüsü oluştur diyorum. Okey diyorum. Bu şekilde radüsü oluşturabiliriz. Round diyorum. Geldim. Kenarı seçtim. True curve diyorum. Geldim. Tıkladım curve. Okey diyorum. Bu şekilde radüsler oluşturabiliriz. Bir diğer yöntemimiz ise radüslerin kesiştiği yerleri düzenleyebiliriz. Geldim round dedim. Tıkladım. Kontrole bastım. Diğer tarafı da seçtim. Şöyle baktığımız zaman radüslerin kesişim yerlerinde
bir incelme mevcut. Bunları düzenleyebiliriz. Geldim set tabına. Cordal dediğim zaman arkadaşlar otomatik olarak hadüslerin kesişim yerlerini teğet olarak düzenliyor. Bu şekilde bu komutları kullanarak istediğimiz hadüsleri hızlı ve kolay bir şekilde atabiliriz. Şimdiki konumuz simprep ve subset komutları. Simprep komutuyla parça üzerinde yardımcı görünüşler oluşturabiliriz. Subset komutuyla da birlikte montaj ortamında yardımcı görünüşler olmadan bu montaj dosyasını açarken tüm montaj dosyası yerine isteğe bağlı alt montajları ya da sadece belli başlı parçaları açarak montaj dosyasına hızlı bir şekilde erişebilirsiniz. Özellikle büyük montajlarda bu size büyük bir kolaylık sağlayacaktır. Şöyle örnek üzerinde gidelim. İlk etapta simpreplerimizi parça üzerinde oluşturalım. Grafik toolbar'dan View Manager diyorum. Daha sonra View Manager içerisinde simprep tabına tıklıyorum. Zaten parçayı açtığınız zaman masterprep görünüşüyle açılacaktır. Yardımcı bir görünüş, yeni bir görünüş oluşturalım. New diyorum. Örneğin No Hole diyorum. Bu görünüşümde deliklerin olmasını istemiyorum. Enter'a bastım. Enter'a bastıktan sonra karşıma gelen menü manager penceresinde Feature'ı tıklayarak kaldırmak istediğim Feature'ları exclude edebilirim. Geldim örneğin Ctrl'e basarak Feature'ları seçiyorum. Zaten Pattern'ı çoğaltır için otomatik olarak hepsini aldı. Geldim şöyle şuradaki holleri seçtim. Modeldeki bütün holleri kaldıracağım. Daha sonra OK diyorum. Done diyorum. Done diyorum. Bu şekilde yardımcı görünüşler oluşturabiliriz. Ana görünüşümüz yardımcı görünüşümüz. Master'a gelip tekrar new deyip yeni bir görünüş oluşturabiliriz. Örneğin no radius diyorum. No round diyelim. Radius'ları kaldıralım. Geldim. Enter'a bastım. Future diyorum. Şöyle Ctrl'e basarak radius'ları seçiyorum. Daha sonra OK diyorum. Geldim. Done diyorum. Tekrar Done diyorum. Bakın bu şekilde modelde yeni bir yardımcı görünüş oluşturmuş olduk. Ve bu görünüşleri teknik resime de yansıtabilirsiniz. Şöyle New diyelim. İşte teknik resim dosyası oluşturalım. Burada bakın açtığımız zaman bize soruyor hangi görünüşü eklemek istiyorsunuz. Şu an Master Lab'i ekleyeceğim. Geldim normal görünüşümü ekliyorum. Şöyle default olsun diyelim. Şimdi yardımcı görünüş eklemek istediğim zaman Dynamic Model diyorum. Add Model. Geldim. Tekrar şöyle parçamı örneğin no hole modelini ekleyeceğim. Görünüşünü ekleyeceğim. Geldim general view'e OK diyorum. Tıkladım. Bakın bu sefer deliklerin olmadığı görünüşü eklemiş olduk. Bu şekilde yardımcı görünüşleri kullanabiliriz. Bir diğer opsiyonumuz ise arkadaşlar büyük montajlarda subset komutuyla rep görünüşlerini kullanarak modeli açma. Şimdi bir model üzerinde deneyelim. Open diyorum. Geldim. Şöyle dosyamı yazayım. Dosya ismini. Şimdi bu modelimde bir rep görünüşüm yok. Burada Open Subset diyerek mevcut simprep penceresi içinde görünüşlerimi çağırabilirim. Geldim. Tüm montajım burada. Sadece çalışmak isteyeceğim alanı seçerek bütün montajı açmadan ihtiyacım olan bileşenleri açarak işlemlerimi sağlayabilirim. Örneğin şasede çalışmak istiyorum. Şaseyi seçtim. Open diyorum. Bu şekilde
hızlı ve pratik bir şekilde dosyamı açıp gerekli işlemleri yapabilirim. Tekrar ana montajı master hep görünüşü açmak istersem model ağacından montaj ismine sağ tık yaparak representation'da master dediğim zaman tekrar ana montajı açabilirim. Bu şekilde ana montaj görünüşüne geldik. Subset komutuyla büyük montajlarda parçaları hızlı bir şekilde açabilir ve yönetebilirsiniz.